Dear Rail Lovers, welcome to Railways Explained. Just kidding, welcome to Urban Mobility Explained, and don't worry, we're not taking over the UMX. Actually, we're here only to announce that this video is made in mutual cooperation with the aim to cover the amazing topic of Istanbul Metro from different angles and current attempts to construct 10 metro lines at once. You heard that well, Istanbul is constructing 10 metro lines all at once. Anyway, let's briefly explain what we are attempting here. In the UMX video, you'll learn about the timeline and the main stages of this absolutely massive construction endeavor. While on Railways Explained, in a separate video, you'll learn about the Istanbul metro system as a whole, its role in everyday life of Istanbul citizens, its staggering transport performance, and eventually about technical characteristics of each of the metro lines. Without further ado, let's see what UMX has prepared. İstanbul'da kayıtlı yaklaşık 16 milyon yaşıyor, fakat İstanbul'un günlük nüfusu 20 milyonları buluyor. Böyle büyük bir nüfusu ancak kitlesel ulaşımla taşıyabilirsiniz. Onun da tek yöntemi vardır, metrolar. 2019 Haziran'da İstanbul'da 233 kilometre metro hattı vardı, metro demeyelim, rel sistem hattı vardı. Şu an yaklaşık 270 kilometreyi aştık. Asıl önemli olan bu yılda 14,5 artı 2 olmak üzere 16,5 kilometrelik çok önemli iki hattımız daha eklenecek. 12 tane proje vardı. Bunların hemen hemen hepsi durmuştu. Sadece iki tanesinde çok az bir çalışma vardı. Geri kalan 10'unda yoğun bir şekilde yeniden çalışmalara başladık. Öncelikli olarak hızlıca teknik sorunları ve finansal sorunları beraber yürüterek bu hatlarımızı sırayla yeniden başlattık. İlk etapta Ümraniye Ataşehir Göztepe. Takiben Çekmeköy Sancaktepe Sultanbeyli. Bunu da takiben Kaynarca Pendik Tuzla hatlarımıza uzun vadeli uluslararası krediler bularak bunların hepsini başlattık. Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli yine 2024 yılında tamamı açılacak. İçinde bulunduğumuz şantiye Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli hattımızın ikinci istasyonu olan Sarıgazi istasyonu. Hattımız toplam 10.9 kilometre, 8 istasyondan oluşmaktadır. Sarıgazi istasyonumuz da ikinci istasyonumuz. Öncelikle finans kaynağı temin edildikten sonra yapım ihalesine çıkılıyor. İhale neticelendikten sonra hızlıca yer teslimleri ve şantiye mobilizasyonları oluşturuluyor. Şantiye mobilizasyonlarının ardından TBM teminleri, TBM teminlerin ardından tünel kazıları, natım kazılar ve istasyon imalatları, kazı destek imalatları başlıyor. Kazı destek imalatlarının bitmesinin ardından betonarme işleri başlıyor. Betonarme işlerinin ardından da ince işler ve test ve devreye alma işlemlerimiz sürüyor. Test ve devreye alma işlemlerinin bitmesinin ardından deneme işletmesi yapılıyor ve yolcularımıza hattımız açılmış bulunuyor. A noktasından B noktasına gitmek için herhangi bir zaman planı yaptığımız zaman metronun sürekli aynı sürede varabiliyor olması epey rahatlatıcı bir durum oluyor. İşe giderken ve işten dönerken sürekli kullanıyorum. Onun haricinde de hafta sonları arkadaşlarımla buluşmak için metro hattı beni her yere ulaştırabiliyor zaten. Gayet rahat oluyor. Hafta sonları da meydanlara yakın yerlerde, hat olan yerlerde buluşacaksam şayet devamında da kolay yürünebiliyor. Bir kere bu kadar trafiğin önüne geçmek için çok önemli. İstanbul'da kesinlikle daha fazla metro hattına ihtiyaç var. Bir diğer önemli hattımız da çok güzel, çok butik. Hisarüstü Aşiyan Finiküleri. Hisarüstü Aşiyan Finiküleri 800 metre ama etkisi çok fazla. Çünkü Boğaziçi'ndeki Levent Hisarüstü metrosunu Aşiyan'a %15'lik bir eğimle bağlayan, yani 800 metrenin bir yaya için konforu olmayan bir eğime sahip olan bu bölgede sahile bağladık. Aynı zamanda da Aşiyan'dan Üsküdar, Anadolu Hisarı'na ve Küçüksu'ya şehir hatları koyduk. Dolayısıyla metrodan finikülere, finikülerden de vapurla karşıya geçebilecekleri bir sistem var. Mahmut Bey Esenyurt, bugün ilk TBM'imizi başlattık.
kentin bu kadar batısına giden ilk metromuz ve burada 3,5 milyon nüfus yaşıyor ve bunlar bu hattımızı çok yoğun bir şekilde bekliyorlar. Burada da yoğun bir şekilde bundan sonra hızlanarak devam edeceğiz. Metro hatlarımızın güzergahı belirlenirken ulaşım ana planı verileri doğrultusunda güzergah koridoru belirlenmekte. En az 3 alternatif çalışmaktayız. Çalıştığımız alternatifler arasından en uygun olanıyla uygulama esas kesim projeleri çalışmaya başlıyoruz. Belirlediğimiz güzergah üzerinde istasyon konumlandırmalarımızı daha detaylı çalışıyoruz. İstasyon mobilizasyonu, altyapı tespitleri, kamulaştırmalar, yer tahsisleri vesaire mimari, inşaat, geoteknik, elektromekanik şekilde bütün projelerimizi uygulamaya esas kesin proje yapım ihalesine çıkacak şekilde sonlandırıyoruz. Tren sürücüsü olmak, özellikle kadın tren sürücüsü olmak daha da güzel bir duygu, daha da güzel bir his. Kadın istihdamı arttırıldı ve çok güzel tepkiler alıyoruz yolculardan. Benim için gurur verici. Yeryüzünde araba trafiği çok fazla olduğu için zaman kaybı çok fazla oluyor maalesef. İnsanlar da bu durumdan çok şikayetçi. O yüzden daha çok yeraltı metroları kullanılıyor veya trafiksiz alanlarda ulaşım sağlanıyor. Önemli olan bizim için dakikliktir. 7 dakika sonra tren gelecek diyorsak o istasyona 7 dakika sonra tren geliyor. 10 dakika sonra tren kalkacak diyorsak 10 dakika sonra tren kalkıyor. İstanbul gibi mega bir kente 10 tane ray sistem projesini bir arada yürütüyoruz. Biliyorsunuz İstanbul'da çok yoğun bir yapılaşma ve trafik sıkışıklığı mevcut. Biz mevcut yapıların altından geçmek durumunda kalıyoruz ya da çok yakın geçmek durumunda kalıyoruz. Dolayısıyla bunlarla ilgili sürekli tasarımlarımızı ve yapım metotlarımızı güncelliyoruz. Sürekli mevcut binalarda ölçümler yapıyoruz. Kontrollü bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Bu zorluklardan bir tanesi. İkincisi de bu kadar 10 tane metro hattında bir sürü TBM çalışıyor ve bunların pasaları çıkıyor. Bunların taşınması ve döküm sahası bulmak çok zor oluyor. Trafiği değiştirmek zorunda kalıyoruz. Aslında şu an 270 kilometre ile toplu taşıma içerisinde İstanbul'un minibüsleri de koyduğumuz zaman raylı sistem oranı %20'leri biraz geçiyor. Mega kentlerde bu oranın %40'ın üstüne çıkması gerekiyor. İstanbul'da düzgün planladığınız her türlü raylı sistem İstanbul'a nefes aldıracaktır. Bununla da yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bunu da ancak etkin, erişebilir, entegrasyonu yüksek, uygun raylı sistemlerle yapabilirsiniz. Bunların planlamaları da yine Ray Sistem Daire Başkanlığı altında yapılıyor. In this video, we had the opportunity to hear some first-hand experiences from different people involved in this project, including the people who are managing it from the highest level, engineers involved in the actual construction, the train drivers who participates in everyday operation, and finally the end user, the passenger, the citizen, which is the most important category and category to which all the mentioned actually fall. Our most significant impression can actually be summarized through the words which lady from the city authorities already at the beginning said. Only way to provide and secure transport for such a large population as is the case in Istanbul is by mass transportation by the metro. There's no other way. So this is not about comfort, efficiency or mobility, it is literally the question of life. In the case of such a large city, the metro is something that enables the flow of life.